Videoma da hoş geldiniz. Tuxedo'da ilk modum olan Defolum King Keton mod ile yeniden karşınızdayım. Eğer modlar tutarsa CSGO modu falan gelebilir. İlk öncelikle indirmek için aşağıdaki verdiğim linke tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra iki tane indir var zaten. Bir sağ üstte ya da altta. İsterinize tıklayın. Tıkladıktan sonra bizi buraya atacak. Buradan yine de indirdiğin. Modunuz bu arada 137 MB'tir. Hiçbir şekilde virüsü yoktur. Hemen indir diyelim. Sizinki hemen indirir. Gençler telefondan indiriyorsanız Google'da benimki direkt indiriyor hiç bunları sormadan. Ama bir ilk sarıfadan indireceksiniz, değişik olabilir. Ya direkt indirir ya da benim gibi böyle şey falan kalırsınız. Şimdi gençler modumuzu indiriyor. İsterseniz indirdikten sonra hemen bakalım nasıl kuracağım. En çok bize bu sorular soruluyor. Öncelikle bunun için 3 tane uygulama lazım. Çıkmadan verdiğim linkini indireceksiniz. İlk önce ZAcryver'a giriyoruz. Dolant'a giriyoruz. Girdikten sonra direkt zaten benim aram gelecek. Buna tıklayıp kursöre çıkartıyoruz. Bir şifre gerekli. Şifrenizi ise gençler büyük harflere dikkat ederek yazın. FEI TR Default King Editon. Aynı şekilde benim kanalım ismi büyük harflere dikkat ederek. Her D, K, E falan hepsi büyük. Tamam diyoruz. Ben ekranı açık tut falan yapabilirsiniz. Şimdi benim modumu çıkartıyor. Hemen çıkarsın. Kursörü çıkartması biraz işlem alıyor. Bu arada bu çıkartılırken gizli tuşuna basıp arkadan işlemleriniz falan varsa yapabilirsiniz. Evet hemen çıkardı görmüş olduğunuz gibi. Girelim. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde çalışıyor gençler. Şimdi yapmanız gereken şey çıkıyoruz. Buradan XS3D'ye giriyoruz. Tam okuyamayabilirim. Sonra Select Game Data diyoruz. Dolant'ı buluyoruz. Şöyle. Sonra kursörümüze tıklıyoruz. Bir kere daha tıklıyoruz. XS gelene kadar gençler tıklayın. XS geldikten sonra bir daha tıklayın. Alttan Set Current Folder'a basın. Sonra Launch XS3D'ye basın. Şu an gençler çalıştırdı oyunumuzu. Şu an size yamuk gözükmüş olabilir çalıştırdığı yer. Ki bu normal. Şimdi ise gençler tek yapmanız gereken şey bunu da yaptıktan sonra TSBR Client'e girip TSBR Client'e başlat demek. O zaman diyelim. Ben de başka şeyler olduğu için onu da sordu. Başka bu uygulamalarım falan da var mı? Siz de hiç sormaz direkt girer. Sorarsa da her zaman deyip XS3D'yi seçin. Şöyle gençler oyunumuz açıldı görmüş olduğunuz gibi. Şu an size yamuk gözüküyordur. Şimdi hemen kameramı yamuk göstermeye gelip detaylarını da anlatacağım sizlere. İlk öncelik gençler size şunu söylemek isterim. Ben gençler bilerek modumun seslerini full kapattım. Yani bu sesleri açmak için Confirmation'a gidiyoruz. Audio diyoruz. Buradan istediğiniz sesi açabilirsiniz. Ben bilerek kapattım bunları. İsteyenler belki olmaz diye. Şimdi gençler bunu yaptıktan sonra burada müzik falan var. Onu açabilirsiniz. Buraya farklı bir müzik koydum ama telif yememek için açmıyorum o müziği. Bilmiyorum telifim değil mi ama bizim işimizi çalalım. Multiplayer'dan internet game'e girip buradan online serverlara oynayabilirsiniz. Bayağı fazla server ama hepsinde yani pingimiz çok yüksek. Ama yine az olanlar var. Teke tek atmak için de sıfırlık serverlar dolu. Gördüğünüz gibi mesela ofis en başından örnek vereyim size. Bu şekilde gençler yapabilirsiniz. Create game diyelim. Bir server name'ini Umudu yaptım. Tamam değiştirmeyi unutmuşum. Öyle diyelim. Şimdi gençler gördüğünüz gibi elimizde şu an 2, 4, 5, 6 tane map koydum ben. En çok oynananları koymak istedim. Atıyorum ilk olarak Mirage'den girelim. Hemen bizi assın. Gördüğünüz gibi. Evet hemen açtı zaten. Zaten izleyeceksiniz şu ara. Ama başarı başımız 2 tane bot atıyor. Ben onu ayarladım. Daha fazla atabilirsiniz eğer isterseniz. Evet 5 bot yaptım ben şimdi hemen. Yeni round'umuza başlayalım. Ve müzikli bir gameplay girsin. Bu arada çok emek var. 2-3 kere yanlış dosyayı editlemişim yani deneme için. O yüzden bir like'ını esirgen. Bu arada botlar bot stop 10 oluyor.
Board menüye basıp bunu off yapacaksınız. Evet gençler, videomuzu buraya kadar da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla.